Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ile Rusya arasında barışı sağlamaya yardımcı olabilecekleri yönündeki açıklaması geniş yankı bulurken, Rus medyası Türkiye'nin bölgeye Türk barış gücü göndermeyi planladığını yazdı. Rus medyasında yer alan haberde, Türkiye'nin barış gücü bahanesiyle Donbas'a asker göndermeyi planladığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya arasındaki olası bir silahlı çatışmayı çözmek için arabuluculuk yapma niyetini açıkladığı hatırlatılan haberde aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan Donbas'taki mevcut durumun ciddiyetini vurgulayarak Kırım Tatar halkının akıbetinden endişe duyduğunu da kaydetti. Bütün bunlara karşı analistler, Türkiye'nin kendi kendini ilan eden cumhuriyetlerin topraklarını ele geçirmesinde Ukrayna'ya askeri yardım sağlamak için birliklerini Donbas'a gönderme arzusunu gördüler denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada bizim tavrımız belli. Biz özellikle başta Kırım Türkleri ile alakalı yaklaşım olmak kaydıyla bölgede bir barışın egemen olmasından yanayız." Dost Rusya ile ve özellikle Sayın Putin ile bu tür konuları bu şekilde müteaddit defalar görüştük, görüşüyoruz. Temennimiz odur ki bu bölge savaşın egemen olduğu bir bölge olmasın. Bu bölge barışın hakim olduğu bir bölge olarak geleceğe yürüsün. Bu konudaki tavrın olumlu istikamette gelişmesi arzumuzdur. Bununla ilgili ara buluculuk olur, kendileriyle bu konuyu görüşmek olur, gerek Ukrayna ile gerek Sayın Putin ile bu görüşmeleri geliştirerek inşallah bunun çözümünde bizim de bir payımızın olmasını isteriz dediği aktarılan haberde, yakın bir zamanda Türkiye'nin Ukrayna'nın doğusundaki sınırlarının eski haline getirilmesinde Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olduğunu açıkladığı kaydedildi haberde, aynı zamanda, Türk liderin endişe duyduğu Kırım Tatar halkının akıbetiyle ilgili olarak, Türkiye'nin Rusya'yı sadece Kırım'ı işgal etmekte suçlamakla kalmayıp, defalarca Ukrayna'ya iade etmeye hazır olduğunu beyan ettiğini de belirtmek gerekir denildi. Suriye, Libya ve Karabağ'da Türk yapı silahlı insansız hava araçları karşısında çaresi kalan Rusya, bu silahlara karşı çözüm arayışlarına devam ediyor. Rus medyası, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostekin s bir hava savunma sisteminin modernize edilerek, Türk insansız hava araçları Bayraktar TB2, Anka ve Akıncı'nın katili olacağını açıkladığını kaydetti. Rusya, Türk insansız hava araçlarının katilini açıkladı başlıklı haberde Rus savunma şirketinin yüksek hassasiyetli sistemler başkan yardımcısı Sergey Mihaylov'un Rusya'nın hem mevcut hem de gelecek vaat eden tüm insansız hava araçları ve gezici mühimmatla kesinlikle mücadele edebilecek benzersiz bir kompleks sunmaya hazırlandığını duyurduğu aktarıldı. Bayraktar TB2, Anka S ve Akıncı gibi Türk insansız hava araçlarına karşı savaşmak üzere uyarlanan Pantsir S1M hava savunma sisteminin modernize edildiği aktarılan haberde, modernizasyonun bir sonucu olarak, Pantsir'in her türlü insansız hava aracına karşı koyma yetenekleri önemli ölçüde iyileştirildi. Özellikle kompleks, hizmette olan her türlü silahlı insansız hava aracını etkili bir şekilde tespit etme ve imha etme yeteneğine sahiptir denildi modernize edilmiş versiyonun herhangi bir özel görevi yerine getirmek için uyarlanabileceği aynı zamanda, Rus komplekslerinin üst düzey bir modüler savunma sistemi oluşturmak için kullanılabileceği aktarılan haberde, Pantsir S-1M temelinde, küçük boyutlu ve saldırı insansız hava araçlarından, yüksek hassasiyetli silahlardan ve elbette askeri havacılık uçak ve helikopterlerden herhangi bir askeri birimi kapsayabilen etkili bir modüler hava savunma ağı inşa edilebilir denildi haberde, Rus Pantsir S-1 M hava savunma füze sisteminin savaş yeteneklerine gelince, bu kompleks artık 30 kilometreye kadar maksimum hedef angajman aralığına sahipken, hedef angajman yüksekliği 18 kilometreye ulaşıyor. Daha önce olduğu gibi, Rus hava savunma füze sistemi, iki hızlı ateş topunun yanı sıra genişletilmiş menzilli hipersonik füzelerle donanmıştır denildi. Öte yandan Azerbaycan ordusu Karabağ bölgesi ve Ermeni sınırındaki etki alanını genişletti. Azerbaycan medyasında yer alan haberde Ermeni provokasyonuna cevaben 16 Kasım muharebelerinde Azerbaycan ordusunun iki noktayı daha kontrol altına alarak düşmanı geri dönme ve bölgedeki öncelikli bölgeleri işgal etme fırsatından mahrum ettiği kaydedildi. Azerbaycan ordusunun bu harekatının, görsel gözlem ve doğrudan atış sektörlerini Güneydoğu'da Ermenistan'ın Çilli göl, Verişen Köyü ve Goruz şehri ile batı yönünde Şeki ve Kızılcı'ya kadar genişlettiği belirtilirken, Ermeni medyası ise Gizilcik Köyü'nün reisi Merit Petrosyan'ın açıklamasına yer vererek, Kızılcık yönünde Azerbaycan ordusunun mevzilerinden çekildiği iddia edildi. Petrosyan onların ne kadar geri çekildiklerini söyleyemem ancak Kızılcık Dağı'nın bir kısmından geri çekildiler dedi. Azerbaycan askeri yetkilileri ise haberlerin doğru olmadığını, Ermenilerin yalan bilgi yaydığını, Azerbaycan ordusunun herhangi bir mevzi bırakmadığı kaydedildi. Amerikalı uzman Andrew Koribko Zengezur koridorunun ekonomik işbirliği teşkilatının en stratejik projesi haline geldiğini söyledi. Afganistan, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Pakistan'ın Avrupa Birliği'nin devasa pazarına erişimini kolaylaştırabileceğini aktaran uzman, "Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye ticaret koridoru üzerinden Hazar Denizi üzerinden ürünlerini bloke edebilirler. Ancak Zengezur koridoru maliyetleri ve zamanı azaltabilir. Ayrıca, yaygın olarak uygulanması, blok üyeleri arasında bu projenin Azerbaycan tarihinin en önemli projesi olduğunu gösteren güçlü bir dayanışma sinyali gönderecektir." dedi. İran'ın Hindistan ile Kuzey-Güney ulaşım koridorunu Orta Asya Cumhuriyetlerinin küresel pazara girmesi için uygun bir alternatif olarak sunmaya çalıştığını aktaran uzman, ancak Amerika'nın İslam Cumhuriyeti üzerindeki sert ekonomik ve mali kısıtlamaları görmezden gelen ülkelere karşı ikincil yaptırım tehdidi, bu tür bir işbirliğini caydırıyor. Bu ülkeler tarafından Zengezur koridorunun kullanımına ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu projenin büyük bir potansiyele sahip olduğuna ve ekonomik işbirliği teşkilatı üyelerini küresel ekonomide daha aktif hale getirmek için kullanılması gerektiğine inanıyorum diye konuştu. Çin ve Rusya'nın çok kutuplu görüşünü tamamlaması olduğunu vurgulayan uzman, Zengezur Koridoru, Orta ve Güney Asya ile Batı Asya ve Avrupa Birliği arasındaki ekonomik bağların genişletilmesinde destekleniyor. Projeye karşı çıkanlar, Çin ve Rusya'nın görüşlerine karşı çıkanlardır. Bu projeye karşı çıkmak Ermenistan'ın ulusal ekonomik çıkarlarına da aykırıdır. Diğer bir deyişle Zengezur koridoruna karşı çıkmak düşman güçlerinin Avrasya'daki çıkarlarını yaymak, böl ve yönettir dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve Çin kurallara dayalı uluslararası düzeni baltalıyor, güç dengesi değişiyor. Demokrasi ve özgürlükler ağır baskı altında dedi. Gelecek yıl İspanya'da yapılacak NATO zirvesinde kabul edilmesi planlanan yeni NATO stratejik konseptine değinen Stoltenberg, son stratejik konsept belgesinin 2010'da Lizbon'daki zirvede kabul edildiğini, o zamandan bu yana dünyada birçok değişiklik meydana geldiğini belirtti. Rusya ve Çin, kurallara dayalı uluslararası düzeni baltalıyor, güç dengesi değişiyor. Demokrasi ve özgürlükler ağır baskı altında diyen Stoltenberg, yeni stratejik konsept belgesinin bunları içereceğini kaydetti. Stoltenberg, NATO'nun demokrasi, hukukun üstünlüğü ve özgürlükler gibi üzerinde kurulu olduğu değerleri korumak gerektiğini vurgulayarak, bu değerlerimiz hem ittifakımızın dışından hem de kendi ülkelerimiz içinden ağır baskı altında. Otoriter rejimler kurallara dayalı uluslararası düzeni geriletmekte, alternatif yönetim modellerini desteklemektedir. Toplumlarımızı baltalamak için dezenformasyon ve propagandayı kullanmakta, seçimlerimize karışmak için kötü siber araçları kullanmaktadırlar. Aynı zamanda kendi ülkelerimiz içinde demokratik değerlerimize saygı göstermeyen aşırıcılar ve siyasi gruplar bulunmaktadır. Bunun acı bir örneğini 6 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne yönetimin barışçıl değişimini engellemeyi amaçlayan saldırı düzenlendiğinde gördük dedi. Stoltenberg, demokrasileri güçlendirirken askeri gücü de kuvvetlendirmek gerektiğini, son stratejik konsept belgesinde Kuzey Atlantik'in barış içinde olduğu değerlendirmesinin yer aldığını ancak şimdi Rusya'nın saldırgan tutumu ve Çin'in küresel etkisini artırması gibi sınavlar bulunduğunu söyledi. Stoltenberg, öngörülemez bir dünyada caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirmeliyiz dedi.